Afrika'dan barındırmak kolay. Sensiz olamıyorken Rabbine her zaman karşıma. Bilmeyle başlayacağız. Öncelikle nikah şahitlerini almak istiyorum. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi ağzınızla iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta Ramazan Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? We no, yes no. We. Thank you, thank you. Ramazan Bey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Zeynep Hanım'ı eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Kendinizin olmadığı tespit edilerek nikah akdiniz yapılmıştır. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca emanetliyorum. İki farklı kültür, iki farklı dünya ama gönül birleşince Samanlık, Selan olduğu gibi ülkelerde birleşiyor. Onun için özellikle Ramazan'ı tebrik ediyorum. Gelin hanımı da tebrik ediyorum. Yani sevgileri ne kadar kocaman ki Afrika'da, Mali'de ta Rize'nin Kayseri ilçesine evlilik için gelebiliyorlar. Bu sevgi ülkenin iki güzide Müslüman ülkenin iki evladı. Benim Afrika'ya gitmek bile aklımın ucundan geçmez ki. Sağ olsun bizim Mali Faruk Konsolosumuz Hasan Bey köyde otururken o da kendisi de burada şu anda zaten sağ olsun nikah şahidimiz olacak. Hastane, büyük askeri hastane yapımı vardı orada devam eden. Biz de sebep oldu. Biz de gittik Afrika'ya. Tabii ilk 6 ayda geldik izinde tekrar gittik. İkinci 6 ayda eşimle tanıştık. Tesadüfen tanıştık. Yani polis sayesinde sağ olsun polis durdurdu bizi. Eşim de geldi yanıma durdu. Durunca tabii ben de çatapat Fransızca ve Afrika dili ile çatapat böyle konuşarak orada tanıştık tesadüfen. Daha sonra tabii çok uzun sürmedi. Yaklaşık 2-2,5 ay içerisinde evlenmeye karar verdik. Tabii orada yerel bunların prosedürüne göre düğünümüzü yaptık. Tabii Türkiye'de de aynı şekilde yani bizim prosedürümüze göre evet düğünümüzü yapmak istedik. İşte nasip düşük bir yıl önce yani bir yıldan bir kısa yani 13 ay önce falan gittik oraya inşaat. Orada askeri hastane inşaatını yapmaya gittik biz ekip halinde arkadaşlarımızla. İşte dediğim gibi tanışmamız tesadüf. Yani nasip olacak ya. Benim de nasibim oradaymış yani. dediğim gibi nasip olacak ya. Daha önce tabii burada da olabilirdi ama evlenmedik. Nasibimiz oradaymış. Gittik oraya. İşte orada bizi buldu. Buluşturdu Allah. Dediğim gibi nasip böyle bir şey yani. Sağ olsunlar hiçbir şey, olumsuz bir tepki görmedim. Yani ailemden, kardeşlerimden falan, eşimin ailesinden hiçbir şekilde olumsuz bir tepki çekmedik. Sağ olsunlar. Hepsi çok sevdiler. Geçmiyordu. Vallahi
aklımın ucundan değil yani, Afrika'ya gitmeyi bile hayal etmiyordum. O yüzden dediğim gibi nasipsiz, hani derler bizim atalarımız, nasipsiz dayak bile yiyilmez. Ha biz de öyle öyle oldu yani, anlayacağınız. Polis durdurdu dediniz ya orada. Evet. Abi. Ya polis orada sizi durdurdu da eşiniz yani oraya niçin gelmişti yanınıza? Eşimin orada bir küçük bir elbise mağazası var. Ben orada Türk restoranı var Mali'de. Orada yemek yedim. Çıkıp hastane var orada. Hastaneye geliyordum. Çalışan arkadaşlarımızın bir tanesi rahatsızdı. Tam ışıklara geldim. Ben normalde telefon kullanmak yasak ki tavsiye etmiyorum. Ama ben yol bilmediğim için navigasyon olarak telefonu kullanıyordum. Orada ışıklarda dururdu benim polis. Bir ceza yazdı bize. Orada para ödeyebilmek için. Şimdi ben orada stres yaptım biraz. Polislerle falan tartıştım, ufak tatlı bir tartışma. Orada eşim yanıma gelip durdu. Yani o da bizi izliyor. Daha sonra işte para bozdurmak için bizim tercümanlarımız var, şirket çalışanlarımızdan. Böyle böyle telefonla dedim ki vereyim parayı da bozsun bari, biri bozacak. Neyse eşime verdim, gitti geldi. Orada tekrar parayı verdim. Daha sonra gittik yemeğe, öyle yani ailemden kimse gelemezdi. Prosedürler çok uzun. Çalışma arkadaşlarımız, dediğim gibi işte konsolos abimiz sağ olsun tabii geldi. O prosedür çok uzun bir prosedür. Je ne pas de mots pour ce soir. Je suis vraiment contente. Je me sens à l'aise avec la famille. Je suis vraiment contente. J'ai pas grand mot à dire parce que je ne comprends pas langue turque. Mais je peux parler en français seulement. Je suis vraiment contente. Et je dis merci beaucoup à la famille Ramazan de m'accepter dans leur famille. Je suis vraiment contente. Je remercie tout le monde. Que Dieu protège tout le monde. Ramazan'la Mali'de tanıştığım için çok memnunum. Evlendiğimiz için de aynı zamanda çok mutluyum. Ailesi ve benim ailem diyor aynı zamanda. Bizi çok böyle sevgiyle karşıladılar. Bizi aradı. Bana dedi ki anne dedi. Böyle bir şey düşündüm, bana ne diyorsun? Ben de durdum ya tabii ki. Bir şaşırdım. Oradan şaka yapayınca bir şaşırdım. Dedi bana şaka yapmaya sanırdın beni dedi. Tamam dedi. Daha bir şey demiyorum sana. Dedim oğlum öyle şey mi olur? Sen sevdikten sonra ben de severim. Yeter ki sen sev, sen hayat yaşayacaksın. Sen nasıl biliyorsan ben de öyle yaparım yani. Hiç düşünmedik. Kimi çeviriyor lan, kimi işaret lan, kimi onun kelimelerini öğrendim. Gelin yanımızda ol değil mi, mecbur olmamız lazım.